Doğru, ekonomi Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Gündemin son dilimiyle karşınızdayız. Ekonomi başlıklarıyla devam edeceğiz efendim. Şimdi önemli bir başlık var. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, Türk devletleri arasında olabilecek en küçük alanda bile birliklerin, ortaklıkların oluşturulması gerektiğini belirterek Türk devletleri fintech işbirliği platformunun çok daha genişleyeceğini ve büyüyeceğini söyledi. Şimdi tabii akıllarda bazı soru işaretleri oluştu. O soru işaretlerini konuklarımla birlikte değerlendireceğim. Tabii Türk devletleri arasında ekonomik işbirlikleri geliştirilirse, işte hep konuştuğumuz BRICS gibi, yine aynı zamanda ya da Avrupa Birliği gibi büyük bir ekonomik topluluk oluşabilir mi? Bu soruyu soracağım size. Deniz Hocam, sizinle başlayalım isterim. Neler söylersiniz? Tabii ki Türk Devletler Teşkilatı aslında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının duygusal olarak biraz yaklaştığı bir uluslararası kuruluş. Biz Türk Devletler Teşkilatı'nın güçlenmesinden, kuvvetlenmesinden, ticari olarak ilişkilerin gelişmesinden tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Ancak bir de sahada bir realitemiz var. Bugün Türk Devletler Teşkilatı'nın kendi içerisindeki ticaret hacmi ülkelerin toplam ticaret hacimleri içerisinde çok büyük yer kaplamıyor maalesef. Yani bugün büyük ihtimal en son baktığımda 23 milyar dolardı bu Türk Devletler Teşkilatı arasındaki ticari ilişkilerin toplam hacmi, günümüzde 30 milyar dolara ulaşmıştır. Yani Türkiye 800 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip bir ülke. Biz bunun 30 milyar dolarını Türk Devletler Teşkilatı'na üye devletlerle yapıyoruz. Yani rakam bizim istediğimiz mevcut rakamlarda değil. Biz istiyoruz ki 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşsun. Ancak burada Türk Devletler Teşkilatı'nın üyelerinin alım gücü ya da ticaret kapasitelerine de iyi bakmak, iyi değerlendirmek lazım bence. Bir de tabii şöyle bir handikapımız var. Türk Devletler Teşkilatı genç bir kuruluş. Yani bu genç kuruluşumuzun büyümesi, gelişmesi ve dünyada yer kaplaması hem Türkiye'nin hem de üye devletlerin gelişimiyle de yakından alakalı. Güncel rakamlarla 2 trilyon dolarlık milli gelire sahip bir Türk Devletler Teşkilatı var. İşte belki 1 trilyon dolara yaklaşmış bir dış ticaret hacmi var. Türkiye dışında diğer üyeler petrol ve doğalgaz dışında çok büyük böyle şeyleri, imalat sanayi ürünlerini ihraç eden ülkeler değiller. Biz tabii ki Türkiye olarak bir penceremiz var. Bu penceremiz mevcut ülkelerin, yani teşkilata üye ülkelerinin gelişmesi ve dünya piyasalarıyla Rusya dışı, özellikle vurgulamak lazım bunu, Rusya dışı daha fazla ilişki kurmaları. Bu ilişkinin bütünü aslında teşkilatın gelişim süreciyle de yakından alakalı. Yani bugün Türk Devletler Teşkilatı, biliyorsunuz, bizim Suriye operasyonlarımızda çıkıp işte Türkiye'ye desteklerini açıklayan nadir uluslararası kuruluşlardan biriydi. Bugün Türkiye'ye karşı olacak tehditlere de büyük ihtimal Türk Devletler Teşkilatı resmi açıklamalarında karşı duracak. Biz ticaretin yanında, yatırımların yanında, ki biliyorsunuz hem yatırım fonu kuruldu, Türk Yatırım Fonu, hem de ardından biz eğitim çalışmalarında da birlikteliği sağlamak için alfabelerde benzerliği sağladık, değil mi? Yani bunlar kademe kademe geliyor. Ama ticari ilişkilerin bu ülkelerin ekonomik büyüklüğünün ölçeğinde olması lazım. Yani bugün Özbekistan 150-200 milyar dolarlık bir işte ülke değil de 1 trilyon dolarlık bir ülke olsa, biz Türk Devletler Teşkilatı arasındaki ilişkilere daha fazla belki ehemmiyet vereceğiz, daha fazla değer katacağız, daha fazla kazanacağız. Ama şöyle bir handikapımız da var. Tabii ki bu ülkelerin Rusya ile olan ticaretleri ya da Avrasya ülkeleriyle olan ticaretleri bizim ticaretimizden daha fazla. Biz onları batıya, batı ülkelerine ya da dünyaya açmaya çalışıyoruz. Bu çok değerli, çok kıymetli bir şey ki bu ülkelerin de alternatiflere ihtiyaçları var. Hem de Çin gibi bir devin Orta Asya'da Türkiye'yi elimine edecek ya da ticari anlamda o ülkeleri zayıflatacak adımlar attığı bir süreçte bunu yapıyoruz. Yani Türk Devletler Teşkilatı hakikaten kendi içerisinde büyük anlam ifade eder ama bunun ticari ayağı henüz genç bir teşkilat olması hasabıyla, bu devletlerin de yani 30-32 senelik devletler olmaları, yeni bağımsızlıklarını kazandılar, biraz zaman alacak. Ancak sevindirici bir şey söylemek lazım. Türk savunma sanayinin önemli ihracat
yaptığı ülkelerin başında Türk Devletler Teşkilatı'na üye ülkeler geliyor. Bugün Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın, hasbelkader tabii ki Kırgızistan'ın ve Azerbaycan'ın da biz savunma sanayi ürünlerine baktığımızda Rus ürünlerinin yanında Türk ürünlerini daha fazla tercih etme niyetinde olduğunu görüyoruz. Ayrıyeten Azerbaycan bile 2. Karabağ Savaşı'nda biliyorsunuz Türk İHA ve SİHA'larını kullanarak Ermeni ordularını bertaraf etti. Biz bu zaferi her yıl kutlayacağız. Neden anlatıyorum bunu? Yani Türk Devletler Teşkilatı bizim için sadece ticari boyutta değil, siyasi, askeri, ekonomik, teknoloji, insan kaynağı olarak da. Bugün Türk Devletler Teşkilatı'na üye devletlerin nüfusu nereden baksanız 160-170 milyon. Biz bu insan kaynağında birlikte eğitim çalışmalarını nasıl yapabiliriz ve geleceği nasıl inşa edeceğiz, buna odaklanıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.